arkadaşlar, ben Sibel Kanı, Mavi Diyom'a hoş geldiniz. Bugün kameralara yakalanan en akılsız insanların olduğu videolara bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz, her zaman da bildirimler açıp beni Instagram'dan takip ettiyseniz, hızlı bir şekilde akılsız insanları görüp kendi beynimize şükredelim. Annesinin kredi kartıyla internetten 86 inçlik bir televizyon sipariş eden bir çocuk düşünün. Ve şu an cezalılar, çok iyi. Siz hiç annenizin veya babanızın kredi kartıyla böyle muzurluklar yaptınız mı, yorumlara yazın. Evet. Suçüstü yakalanan ve bir kavanoz Nutella yiyen bir bebek. Acaba şu an bu abla ben bu çocuğu niye doğurdum diye düşünüyor mudur? Ama çok da sevimli, ama üstünü başında hep pisletmişsin ya. Ya suçlayamazsın ki de, Nutella'nın tadı güzel, ne yapsın çocuk? Akılsızını gördüm de bu kadarını görmedim. Bu kadın plastik torbaya benzin doldurmuş. Ama plastik torbaya benzini doldurup ne yapacaksın acaba? Gerçekten aşırı merak ettim. Burada nasıl bir olay var? Sanırım bu çocuğun boyu bayağı kısa ve şu an ayakkabılarının altına tabanlık koymuş. Sanırım bu ayakkabının altına koyulan tabanlıklar kişinin boyunu 6 cm uzatabiliyor. Aslında kısa boylu olanlar ve boyundan şikayet edenler için bayağı mantıklı bir icat olmuş, ama bunu akılsız diyemeyiz ya sanki. Ablanın manavda streç filme sarılmış karpuzu açıp ısırması ve gitmesi. Bu videoyu daha önceden görmüştük, o yüzden şu an şaşırmıyorum. Gerçekten ayıp ya. Ayıp ya. Al işte, bütün dünyaya rezil oldun şimdi. Yaptığın hoş muydu? Siz olun, manavdan geçerken herhangi bir şeyi ısırıp kaçmayın. Şu an burada neyin yaşandığını bilmiyorum, ama bu çocuk polis arabasının üzerine oturmuş ve bir olay yeri gibi bir şey herhalde. Ve polisler de çocuğa arabadan kalkmasını söylüyor. Yalnız çocuğudaki de nasıl bir cesaretmiş. En sonunda polisler kovalıyor. Çocuk kaçıyor, inanamıyorum. Yani ne akla hizmet bunu yaptı, hiçbir şekilde algılayamadım, ama sanırım bu abi montan hayatına azıcık heyecan katmak istemiş. Bu çocuk sınıfta notları değiştirirken yakalanmış. Ay çok fena rezillik ya. Otur çocuğum, sıfır aldın, tebrikler. Sizin okulda böyle yaptığınız yaramazlıklar var mı? Benim bir kere olmuştu. Okulda değil ama kendi karnemin notunu değiştirmeye çalışmıştım. Sanırım 5. sınıftım ve matematiğim 4 gelmişti. Kalemle 4'ü 5 yapmaya çalışmıştım, ama tabii ki de anlaşılmıştı. Sonra da ailem bir daha bana hiç inanmadı. Siz olun, böyle dolandırıcılıklar yapmayın. Sonunuz benim gibi olur yoksa. Ne? Kocaman köpeğe bak. Hayatımda gördüğüm en sevimli köpeği, ama şu an karnı doymamış. Tabii ki de bu vücutla nasıl doyabilir? Arta kalan yemekleri yerken yakalandı bu köpeği. Ve şu an işte kanını kıpırdatmıyor, gayet halinden memnun gibi. Siz de köpeğinizi doyurmamışsınız yani. Şu an bu köpek hiçbir şekilde akılsız değil. O kadar sevimli ki. Canlı yayında bir matematik sorusu çözüyoruz. 3 artı 6 bölü 2 kaç eder? Sizce kaç eder? Ben cevabı biliyorum. 3, 3, 6. Tamam. Cevap 4,5 mu abi? Hesap makinesiyle yapmış ya. Tabii ki de 6 eder, çünkü orada bir işlem önceliği var. Önce bölme ve ondan sonra toplama işlemini yapacaktık ve zekanızı belledin. Şu an bir askerimiz uyuyor ve askerin kafasına ne koydunuz öyle? Sanırım derin bir uykuda ve bütün böyle şapkalarını askerin kafasına koymuşlar ya. Uyuyan insana yılan bile dokunmaz. Ne yapıyorsun? Ay. Günaydın. Yalnız bu bir abla mı? Ne? Harbiden askeri kızlarla gidebiliyormuş. Bu da kanıtı. Evet, bir tane teslimatçı ablamız bize kargo getiriyor ve şu an bayağı zorlanmış. Aşırı ağır olduğunu düşünüyor. Ay, yanlış eve getirmiş kargoları. Çok kötü. Boş ver, bırak git ya. Çok doyurulmuş. Puh. Bari biraz dinlen, geri götür. Şu an ablan hissettiklerini o kadar iyi anladım ki. Bazen ben de böyle durumlar yaşayabiliyorum ya. Dün gece biri sinirden duvara yumruk atmış. Ve şu an evdeki herkesin yumruklarını açıyoruz. Bakalım duvara yumruk atan şanslı kişi kim? Evet, sensin. Bingo. Oh, bahçemde şöyle bir havuz mu be? Köpke! Köpke karşıdan karşıya atlamaya çalıştı, ama gerçekten... Niye atladın? Sanırım serinlemeye ihtiyacın vardı. Çıkamıyor da ya, zavallım. Bir ayakkabı mağazasındayız ve şu an iade mi yapıyoruz? Aa, fake ayakkabılar. Fake Nike ayakkabılar. Abla niye kokladın? Ayakkabının sahte mi gerçek mi olduğu koklayarak mı belli oluyor? Harbiden böyle bir durum yaşanıyor mu? Abi sadece okulda giydiğini söylüyor, ama inandı mı? Vallahi inandı. Ay, kokladın kokladın, hepsini kokladın. Buradaki adam güpegündüz bu aracı soymaya çalışıyor şu an ve kameralara yakalandı. El salla. El sallasana, hala zorluyorsun. Ne yapıyorsun şu an?
Güpedündüz'de araba soymazsın ya. Aramızda online derslerde böyle olan kaç kişiyiz? Ben değilim. Ben gayet de derslerimi dinliyordum yani. Siz öyleyseniz kendinizi belli edin. Ayrıca ne oynuyorsun bize de söyle, biz de oynayalım. Arena of Valor oynuyor ve gerçekten tebrikler ya. Bu arada oyun demişken oyun kanalımı hepiniz bekleniyorsunuz. Lütfen orayı bir 10.000 yapalım artık. Ben oyun oynarken aşırı eğleniyorum. Benimle birlikte siz de eğlenmek istiyorsunuz. Oraya bekleniyorsunuz. Buradan veya buradan. Aa, 1.000. Bravo. Kafasıyla arabanın camını kırdı. İnanamıyorum ama buna çok da gülmemem lazım. Çünkü benim de kafamla bazı şeylere kırmışlığım olmuştu. Telefonumun ekran camını kırmıştım. Artık nasıl kalın kafalıysam gerçekten harbiden çatlamıştı ve bana çok fazla paraya mal olmuştu. Kızın insanların videolarına bence kendimi ikin de alsam pek şaşırmayız ya. Hayır hayır. Hayır, lütfen bana bunun olmadığını söyleyin. Kameralarımıza Woody yakalandı. Nasıl hareket ediyor? Öyle taklidi yapıyor bir de. Kesinlikle çöp atmalısın bu arada gerçekten. Yürüyen Woody. Bir su akıyor ve abla doğrudan yürüyerek geçti. Evet abla. Abla. Abla niye gidiyorsun? Aa, vallahi düşecek. Vallahi düşecek. Evet. Diğer arabayı izleyin. Tamam, izliyoruz. Şu an kırmızı ışıkta duruyoruz. Evet. Ne oluyor? Kırmızı ışıkta geçti. Polis de senin arkandan geçti. Gerçekten oh, içimin yağları eridi. Oh, kırmızı ışıkla geçerseniz sonunuz böyle olur. Evet, arabayı bu şekil sürmen gerçekten muazzam olmuş. Döndür döndür, biraz daha döndür. Döndürsene ya. Niye döndürmedin? Ha? O kolu kır. Hey dostum, Kaliforniya hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun söyle. Beğendin mi? Evet. Ne yapıyor şu an? Düşündüğüm şey mi ya? Kaliforniya hakkında iyi mi düşünüyorsun? Kötü mü düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Evet, bulana 5 lira. Tamirci abiler evin mutfağında bir kamera olduğunu bilmiyorlar ve şu an köpkeyle nasıl eğleniyor abi? Ne kadar sevimli. Yavrum, çöp tenekesinin içine niye giriyorsun şu an? Scream! Çığlık! Evet! Nereye gitti çocuk? Altında gizli bir bölme falan mı var? Yoksa hidrolik pres gibi bir şey çocuğu presledi mi? Kafama diye sorular. Atla bakalım. Aa! Ay, acıdı acıdı acıdı. Yemin ederim ben atlamış gibi acıdı ya şu an. Nasıl bir kandırmacadır ya? Deniz bile bizi kandırıyor. Abinin bir elinde telefon, diğerinde balık var. Sanırım balığı denize atacak. Ama telefona odaklanmalıyız sanırım. Yoksa telefonu mu denize atacak? Ay. Atmanız gereken şeyi çöpe atmayıp başka şeyleri attığınız oldu mu hiç? Yorumlara yazın. Benim çok oldu. Abi şu an jacuzzi'de ve bence telefonunu bilerek düşürdün ya. Elinden kaydı bildiğin. Abi telefonunu bulup karşıdaki insanın ayaklarını mı çekti? Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün kameralara yakalanan en akılsız insanların olduğu videolara baktık. Gerçekten hepsi birbirinden akılsızdı. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.